أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإيمان بصفات الله تعالى Okuduğumuz risale neydi? Er-Risaletül Münira. İbn Kemal Paşa'nın bu hem itikattan bahsediyor, hem ibadetlerden bahsediyor. Bugünkü dersimizin başı Allah'ın sıfatlarına iman. Allah'ın sıfatları nelerdir? Ve buna iman nedir? Bunu göreceğiz inşallah. Ve'alem bil. اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى Şüphesiz Allah-u Teala لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ لَمْ يَزَلْ لَمْلَ زَالَ يَزَالُ İkisi bir araya geldiği zaman lem nefi için yezalun manası da nefi o zaman sabit oldu manası وَلَا يَزَالُ sabit olur Allah Celle Celaluhu بِاسْمَائِهِ السَّنِيَّةِ yüce isimleriyle değerli isimleriyle, güzel isimleriyle Allah sabit olur. Yani Allah'ın güzel isimleriyle Cenab-ı Hakk'ın varlığı sabittir. Ve sıfat-ı zatiyeti vel fiiliyeti zati ve fiili sıfatlarıyla. Cenab-ı Hakk'ın zati sıfatları var, fiili sıfatları var. Daha kitaplarda netleştirilmiş şekliyle ne var? Sıfat-ı subutiyye, sıfat-ı selbiyye. Ya da zatiyye, bir de sıfat-ı fiiliye var. Bunları tek tek göreceğiz. Emmez zatiyyetü, zati sıfatları. Türkçe kitaplara geçen şekliyle sübuti sıfatlar. Sübuti sıfat demek Cenab-ı Hak'ta bulunan, bulunması gereken sıfatlar. Bunlar insanlarda da olabilir bu sıfatların bazıları. Ama insanların sıfatlarıyla Allah'ın sıfatları bir değil. Arada bir benzerlik yoktur. Peki zat-ı sıfatlar ne gibi? Kel hayat, hayat gibi. Allah diridir, haydır. Hüvel hayyü, la ilahe illa hu. O Allah Celle Celaluhu diridir, haydır. E peki insanlar da diri, yaşayanlar. E canlılar da diri. Ama insanların hayatı, diğer canlıların hayatı sonradan verilmiş, hadistir. Allah'ın hayatı ezelidir. Başlangıcı yoktur. Haşa Cenab-ı Hakk'ın hayat sahibi olmadığı bir zaman düşünülemez. Milyarlarca sene tarihin derinliklerine doğru gidilse Cenab-ı Hakk'ın hay olmadığı bir zaman yoktur. Peki ama insanlar öyle değil. İnsanlar yok iken sonradan ne oldu? Var oldu. Veya diğer canlılar, cansızlar onlar da sonradan yaratıldı. Onlara ne deniyor? Hadis. Allah'a ne deniliyor? Kadim, ezeli. Vel kudreti, kudret sıfatı gibi. Allah'ın her şeye gücünün yetmesi. Ve hu ala kulli şeyin kadir diyoruz. Her şey Allah'ın gücü yetmektedir, kadirdir. E peki insan da güç sahibi, Allah'ın verdiği kadar. Ama insanın gücünün sınırları var. Yani insan gücü, diğer canlıların güçleri belli bir gücü var. Şimdi sen 150 kiloyu kaldırabilirsin ama 500 kiloyu kaldıramazsın. İnsanların güçleri sınırlı. Ama Allah'ın gücü sınırlı değil. Gücü işte gökleri yaratmış, yerleri yaratmış. Bak gökler üzerimizde böyle bir tavan gibi duruyor. Yıkılmadan, üzerimize düşmeden. Bunları böyle dizayn eden kim? Allah Celle Celaluhu. Vel ilmi, ilim sıfatı. İlim, Allah'ın bilme sıfatı. Bilmesi. Şimdi insanlar da biliyor. Ama insanların bilgileri sonradan. Bir de sınırlı. Biz geçmişi bilemiyoruz. Geleceği hiç bilemeyiz. Şimdiki zamanı da böyle bizim bilgilerimiz cüz'i bilgi. Ama Allah'ın ilmi külli bilgidir. وَقَدْ اَحَاتَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا Allah'ın ilmi her şeyi kaplamıştır. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Dolayısıyla Allah'ın ilmiyle diğer ilimler kıyas edilmez. Mesela hep ayet-i kerimelerde اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Alim. Her şeyi hakkıyla bilendir. Her şeyi hakkıyla işitendir.
vel kelami, kelam sıfatı gibi. Kelam. Vel kelami, kelam sıfatı. Kelam nedir? Konuşmaktır. Ama bizim konuşmamız gibi değil. Bizim konuşmamız bakın harflerden, sesten, bir takım böyle alet edevattan geçiyor. Şimdi bizim yani konuşmamızda bir takım vasıtalara ihtiyaç var, öyle değil mi? Mesela gırtlak olmasa, ses telleri olmasa, dil olmasa, bu insandaki mekanizma olmasa, bunu yaratan Allah, insan konuşamaz. Ama Allah'ın konuşması böyle bir aletle değil, vasıtayla değil. Biz geçen sene şey okumuş muyduk? Ebu'l-Münteha'yı, Fıkhül Ekber şerhini okumuştuk değil mi? Bir kısmıyla. Fıkhül Ekber, zaten orada görmüştük bunları. Ve sem'i, Allah'ın işitme sıfatı, semi. Ama bizim gibi işitmiyor Allah. Her şeyi işitir. Allah için bir şeyi işitmesinde yüksek sesle konuşulursa işitir. Veya işte yakın olanı işitir, uzak olanı işitmez değil. Allah Celle Celaluhu'nun işitmeyeceği bir şey yoktur. Bir de kulak denilen vasıtayla işitmiyor Allah. İşitme sıfatı, bilme sıfatı, konuşma sıfatı Allah'ın zatında mevcut olan sıfattır. Sıfat, sıfat. Kendi zatında olan sıfatlardır. Vel basari, görme sıfatı. Şimdi bizim görmemiz çok karanlık olsa göremeyiz. Çok uzaktakini göremeyiz. Ölçüsü var. Göz aletiyle görüyoruz. Veya çok böyle yakın olan da göremeyiz. Çok küçük olanı göremeyiz. Ama Cenab-ı Hakk'ın göremeyeceği hiçbir şey yoktur. Basir, her şeyi görendir. Ama bir aletle değil, kendi sıfatıyla. Vel iradeti, irade sıfatı. Cenab-ı Hakk'ın dileme sıfatı. Bu da Allah'ın zat-ı sıfatlarındandır. Vel meşiyeti, aynı iki tane manada. Burada kaç tane saydı? Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam. Bir de tekvin sıfatı var. Tekvin, onu burada zikretmedi. Tekvin, yaratma sıfatı. Allah mükevvindir, yaratandır. Yani sebeplerini oluşturarak, vasıtasız, kendi gücüyle bütün kainatı yaratan O'dur, yaratacak olan da O'dur. Şimdi bir de sübuti, zati sıfatlar, yani selbi sıfatlar diyoruz onlara da. Bu sübuti sıfatlar kitaplarda 8 olarak sayılmış. Tabi burada o sıraya göre saymamış. Bir de selbi sıfatlar vardı. Neydi? Vücud, kıdem, beka, vahdaniyet, muharefetü bil havadis, kıyam bi nefsihi. Yani akaidi de özetliyor bu kitap. Ha? Akaid'den birçok konuları özetliyor. Vücud, Allah-u Teala'nın var olması. Kıdem, varlığının başlangıcının olmaması. Beka, varlığının sonunun olmaması. Efendim, vahdaniyet, Cenab-ı Hakk'ın zatında ve sıfatlarında eşinin, ortağının, benzerinin olmaması. Kıyam bi nefsihi, varlığında hiçbir şeye muhtaç olmaması Allah'ın. Öbürü neydi? Muhalefetün havadis, yaratıklara benzememesi. Yaratıkların da ona benzememesi. Leyse kemitlihi şeyün, Allah'ın misli hiçbir şey yoktur. Öyleyse bunlar da selbi sıfatlar. Bir de fiili sıfatları var. Cenab-ı Hakk'ın fiiliyle ilgili. Mesela burada ne demiş? Ve'emmel fialiyyeti. Fiili sıfatları ke tahliği. Tahlik, yaratma gibi. Halleka, yuhallegu, tahlik. Ve terziği. Bu da aynı tefil babından. Rızık verme gibi. Vel iftali, vel in'ami, vel ihsan. Üçü de aynı manada. İhsan etme, nimet verme, ikram etme sıfatları. Vel rahmeti, rahmet sıfatı. Vel mağfireti, bağışlama sıfatı. Vel hidayeti, doğru yola iletme sıfatı. Hidayet. Esas doğru yola ileten Allah'tır Celle Celaluhu. Mesela biz Fatiha'da ne diyoruz? İhdine sıratal müstakim. Allah'tan istiyoruz. Ya Rabbi bizi dosdoğru yolda sabit kıl. Ya da Müslüman olmayanlar Allah'tan hidayet isterken ne diyecekler? Ya Rabbi bizi iman yoluna ilet. Tevhid yoluna ilet. Yani doğru yola ileten odur. Ama kulun iradesine göre, kul iradesini iyiye yöneltirse Allah da ona başarı veriyor. Kul iradesini inkara yöneltirse, inkarı da yaratan Allah ama kulun iradesine göre yaratıyor. Ve lehu teala,
Cenab-ı Hak için vardır. Yedün, el ve veçün, yüz ve nefsün, nefis. Nefis zat demek, zat. Mesela İsa Aleyhisselam, Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'a diyecek ki kıyamet gününde, e ente kulte linnâsi tehidûni ve ummiye ilâheyni min dûnillâh. Sen mi dedin Hristiyanlara beni ve anamı Allah'tan gayri ilah edinin diye? O da diyecek ki Sübhanek ya Rabbi, senin şanın yücedir, noksanlıklardan münezzehsin. Mâ kulte lehum illâ mâ emarteni bihi. Ben onlara ancak bana neyi emrettiysen onları söyledim. Senin emretmediğin şeyleri söylemedim. Emrettiğin şey de u'budullah, Allah'a kulluk yapın dedim onlara. Benim de sizin de Rabbiniz Allah'tır dedim. Onun işi ortağı benzeri yok dedim. Sonunda diyor ki talemi ma fi nefsi ve le alem ma fi nefsik. Bak Allah'ın nefsi, zatı. Sen benim nefsimde olanları bilirsin ya Rabbi. Benim senin zatında olanları bilemem ya Rabbi. Sen benim neyi emrettiğimi biliyorsun ya Rabbi. Zaten Allah-u Teala da yani şahitlendirmek için bunu soruyor. Sen mi emrettin? Haşa, peygamber bana kulluk yapın diye emreder mi? Daha çocukken ne demişti İsa Aleyhisselam? İnni Abdullah. Beşikte konuşmuştu. Daha kundaktayken ben Allah'ın kuluyum demişti Yahudilere. Ama onlar anlamadılar. Hristiyanlar bozdular, değiştirdiler. Allah'ın oğludur dediler. Üç ilaha inandılar kendilerince. Üç ilah olur mu? Üç ilah. Baba, oğul, kutsal ruh filan. Şimdi burada Allah-u Teala'nın yedi var. Yed, el. Vecih, yüz. Nefis, zat. Nefis. Burada nefis değil, insan nefsi demek değil. Peki bunlara ne deniyor biliyor musunuz? Sıfat-ı haberiye deniyor. Kur'an'da geçen sıfatlara sıfat-ı haberiye. Sıfat-ı haberiye. Not alabilirsiniz. Şimdi devamında diyor ki fema bir şey ki zükira zikredildi fil Kur'an, Kur'an'da bin zikril yedi, el zikredildi, vel veçhi yüzü, yüz zikredildi, ve nefsi, nefis, zat, fehu ve bütün bunlar lehu, Allah için sıfatun, sıfatlarıdır, bila keyfin, şekli belli olmaksızın, fakat sadece Allah'ın sıfatlarıdır. Mesela Allah'ın yedi var. Fetih suresinde ne diyor? Yedullahi fevka idihim. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Haşa, biz el deyince ne anlıyoruz? Böyle parmakları olan, şekli olan, tutması olan. Ondan sonra öyle. Allah'ın gözü var Kur'an'da. Fe inneke bi ayunina. Allah'ın vecihi var. Mesela kullu men aleyha fan ve yebqa vecihu rabbike. Zül celali vel ikram. Zül celali vel ikram. Vecih. Ya da kullu şeyin halikun illa vechhe. Her şey yok olmaya mahkum Allah'ın yüzü hariç. Şimdi yüz kelimesi zikredilmiş. Allah'ın gelmesi zikredilmiş. Gitmesi zikredilmiş. Bunlar fizik anlamda değil. Bunlar sıfattır. Keyfiyetini biz bilemeyiz. Allah bilir. Cenab-ı Hakk'ın istiva sıfatı da böyle. Er-Rahmanu alel arşi isteva. Rahman Teala arşa istiva etti. Geçenler bir radyoda Kur'an-ı Kerim mahallinde okuyor. Allah diyor arşa kuruldu. Bu yanlış bir mana. Haşa, kuruldu ne demek? Arşın üzerinde karar kıldı manası olur burada. Yani arşa karar kıldı ne demek? Haşa. Orada istiva var ama istivanın nasıl olduğunu biz bilemiyoruz. Cenab-ı Hak kendi zatına yakışır şekilde arşa istiva etmiş. Orayı istila etmiş. İlmiyle, kudretiyle, iradesiyle, haşa, böyle bir koltukta oturan devlet başkanı gibi bir koltuğa oturmuş, böyle oradan kainatı idare ediyor. Böyle değil. Bunlar cisimlerin özelliklerinden. Öyleyse bu sıfatlar, Kur'an'da Allah'a nispet edilen sıfatların hepsi doğrudur. Gençler, haktır. Ama biz şekil üzerinde durmayacağız. Zaten İmam-ı Azam da bu görüşü kabul etmişti Fıkhül Ekber'de. Allah'ın yedi vardır, bizim elimiz gibi değil. Allah'ın veçi vardır, bizim yüzümüz gibi değil. Allah'ın gözü vardır, bizim gözümüz gibi değil. Allah-u Teala öyleyse bütün bunları kendi zatına nispet etmiş.
Onun hakikati neyse onu ancak Allah bilir. Onun hakikatını Allah bilir. La şumule li gayriha, başkalarını içerisine almaz bu sıfatlar. Allah'ın yedi varsa vardır, eli. Yüz varsa var, nefsi varsa var. Efendim gelmesi varsa mesela. Fe izâ câe emr rabbik. Ya da ve câe rabbüke vel melekü saffen saffa. Şimdi Rabbin geldiğinde, melekler saf saf olduğunda, şimdi Rabbin gelmesi bizim gibi cisimlerin, hareket halinde olan cisimlerin bir yerden bir yere intikali değil ki. Gelme, orada müfessirler demişler ki emrinin gelmesi. Ama şimdi bu sıfatlar var ya Kur'an'da zikredilen, bir selef alimlerinin görüşü var, bir halef alimlerinin görüşü var. Selef alimleri demişler ki, bu sıfatları Cenab-ı Hak kendisine nispet etmiştir. Bunların tevili yapılmaz. Bu sıfatların hakikatini Allah bilir. Ama sonradan gelen alimler demişler ki bunlar asıl manayı bozmayacak şekilde tevil edilebilir. Demişler ki mesela Allah'ın gelmesi emrinin gelmesi manasına. Bizim gözlerimizin önünde demesi bizim himayemizde, bizim korumamız altında demesidir. Bizim anlamamız için. Veyahut işte Cenab-ı Hakk'ın yüzü derken zatı kastedilmiş. Böyle manalar verilmiş asıl manayı bozmadan. Asıl manayı bozmadan. Fakat burada diyor ki yani Selefi Salihin, İmam-ı Azam da Selef'ten. İmam-ı Azam diyor ki mesela onun görüşüne göre فَلَا يُقَالُ denilmez gençler. اِنَّ يَدَ اللّٰهِ تَعَالَى قُدْرَتُهُ Allah'ın eli kudretidir denmez. Ama halef uleması demiş, Allah'ın eli yedillahi fevgeydihim, Allah'ın kudreti onların üzerindedir manası. Mesela yedillahi alel cema'a, yedillahi alel cema'a, hadis-i şerifte. Allah'ın eli cemaatim üzerindedir. Ne demek? Toplumun, ümmet, inanan ümmetin. O zaman burada ne oldu? Yedullah. Yedullah kelimesi her ne kadar selef alimlerine göre öyle herhangi bir sıfat olarak tevil edilmese de halef ulemasına göre tevil edilmiştir. Asıl manasına uygun olarak. Allah'ın eli kudretidir denmez. Ev nimetuhu ya da nimetidir denilmez. لِيَنَّ فِي هَذَا الْقَوْلِ Çünkü böyle denilirse bu sözde vardır. اِبْتَالَ صِفَاتِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah-u Teala'nın sıfatlarını geçersiz kılma vardır. Çünkü Allah kendine nispet etmiş bu sıfatları. Ağır konular. Dikkat edin, yanlış anlamayın. Ve hüve Allah'ın kudreti, yedi kudretidir ya da nimetidir diye söylemek kimin sözüymüş? Kavlül kaderiyyeti. Kaderi kabul etmeyenlerin, kaderiyyenin sözü. Vel mutezileti, mutezilenin sözü. Ama ehl-i sünnette de bunu diyenler olmuş. Halkın anlaması için siz bunları yani keyfiyeti belli olmayan sıfatlardır diyoruz ama halkın anlamaz ki. Onun anlayacağı şekilde bunu yorumlamışlar işte alimleri. وَلَاكِنَّ يَدَهُ Ancak Allah'ın eli ve veçhehu yüzü ve nefsehu nefsi sıfatun sıfatlarıdır. Bila keyfin şekli belli olmaksızın. Fakat ancak Allah'ın sıfatlarıdır. وَغَضَبَهُ Allah'ın öfkelenmesi. Şimdi bizde öfkeyi ne anlıyorsunuz siz? Öfkelenme. Adam sinirlendiği zaman kalpteki kan devri ne yapıyor? Hızlanıyor. Yüzünde böyle değişiklik oluyor. Kendini kontrol edemez hale geliyor. Haşa Allah'ın öfkesi böyle demek değil. Allah'ın öfkesinden ne anlıyoruz? Azap. Azabı. Yapılan işi hoş görmemesi. Razı olmaması manasına. Varıldahu Allah'ın rızası. Mesela sen bir şeyden razı olduğun zaman Allah razı olsun diyorsun, gülümsüyorsun, memnun oluyorsun, hoşnut oluyorsun. Haşa Allah razı olduğu zaman böyle insanda bulunan sıfatlar mı onda zahir oluyor, yansıyor? Yok. Allah'ın razı olması, o işi onaylaması. Ama bir değişiklik yok Allah'ta. Bizdeki olan sıfat gibi. Sıfatani, bu gadab ve rıza iki sıfattırlar. Min sıfatihi, Allah'ın sıfatlarından bila keyfin. Bunun da şekli belli olmaksızın. Hep bunları Fıkıh-ı Ekber'den almış bakın. Hem de Ali Yülkari şerhinden. Ali Yülkari'nin Fıkıh-ı Ekber şerhi var. İpice de kalın şöyle bir kitap.
efendim tamamen akaidler, fıkhül ekberi şerh etmiş. Oradan almış bu görüşleri. Keza zekerahul imamu Ebu Hanife'te, böylece İmam Ebu Hanife'nin İmam Ebu Hanife zikretti. Fi kitabihil müsemma bi fıkhül ekber. Fıkhül ekber diye adlandırılan kitabında, Fıkhül ekber, İmam-ı Azam'ın akide ile ilgili kitabı. Evet, geçen sene okumuştuk onu, geçen dönem daha doğrusu. Ve ennallaha teala, şüphesiz Allah-u Teala bi cemi'i sıfatihi, bütün sıfatlarıyla, gençler, sıfatların hepsini burada saymadı. Bütün sıfatlarıyla ve esmaihi, kendine nispet edilen bütün isimleriyle, esması, sıfat, esma, sıfat da cemi, esma da cemi. Bütün sıfatlarıyla, bütün isimleriyle kadimün ezeliyün. Kadimdir, ezelidir. Yani başlangıcı yok. Allah'ın zatının da bir başlangıcı yok. Sıfatların da başlangıcı yok. Başlangıcı olsa ne olur biliyor musunuz? Haşa, onu var eden başka bir ilah olması gerekir. Sonradan yaratılan da ilah olamaz. Cenab-ı Hakk'ın zatı da kadim, sıfatları da kadim. Bunu niye burada söylüyor biliyor musunuz? Mesela bazı mezhepler var. Allah'ın zatı kadimdir, sıfatları hadistir diyorlar. Sonradan olmuştur diyorlar. O zaman hadis olan bir şeyle Allah sıfatlanır mı? Cenab-ı Hakk'ın zatı da kadim, sıfatı da kadim. Allah'a sıfat nispet etmeyenler var. Bunlara muattıla deniyor, muattıla. Bu okulda da kelam okuyorsunuz değil mi? Evet. Muattıla, müşebbihe, böyle bozuk fırkalar var. Şimdi muattıla hiç Allah'ın sıfatı yok diyor. Ya da Allah'ın sıfatlarını kabul edenlere diyorlar ki siz, o müşebbiheler var ya da efendim işte mutezile de öyle diyor. Siz Allah'a sıfat kabul ederseniz mesela onlar da ezeli olursa o zaman kaç tane sıfatı var? Cenab-ı Hakk'ın 20 tane. O zaman taaddüdü kudema lazım gelir. Allah ile beraber işte 20 tane haşa ilah var demek manasına. Öyle değil. Zat bir olur, sıfatları yüzde olur, binde olur. Yani bir insan olur, o insanın belki 1000 tane sıfatı vardır. Sıfatlar taaddüd eder, zat taaddüd etmez. Zat bir ama sıfatları çeşitlidir. İnsanlarda da böyle. Peki, lakinne sıfatihi, lakin Allah'ın sıfatları. Şimdi esması ne? Kur'an'da geçiyor. Velillahil esmaul husna fed'uhu biha. Cenab-ı Hakk'ın güzel isimleri var, onlarla dua edin. He? Allah'ın isimleriyle. Allah'ın birinci ismi ne? Allah Celle Celaluhu. Hüvallahüllezî la ilahe illahu. İşte Haşr suresinin son 3 ayetinde de Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden, sıfatlarından söz ediliyor. Başka ayetlerde var, hadislerde var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam inne lillahi tis'am ve tis'ine ismen men ahsaha dehalel cenne. Allah-u Teala'nın 99 ismi var. Kim onları ezberler ve manasını iyice özümler, hazmeder, ona göre yaşarsa cennete girer. Cenab-ı Hakk'ın esması var. Bu Cenab-ı Hakk'ın esması içerisinde Tanrı var mı Tanrı? Yok. Yok. O zaman niye uydurma bir şey Tanrı? Esması içerisinde. Ha, bunu bazıları kullanmış. Mesela Farsçada da Yezdan. Allah demek. Huda, Allah demek. Veya işte yabancı dillerde God. God Allah demek. Şimdi haşa onu demişler ama fakat Cenab-ı Hakk'ı kendi esmasıyla zikretmek lazım. Allah'ın isimleri de ezelidir. Sıfatları da ezelidir. Lakinne sıfati. Niye sıfati okuduk orayı? Sıfat kelimesi cemmenne salim. Kelime olarak. Onun için onun nasıl hali kesreyle. Allah'ın sıfatları ve esma'ehu isimleri la huve ve la gayru. Bu bütün akaid kitaplarına geçiyor. Allah'ın sıfatları aynı mıdır, gayrı mıdır? Aynı mıdır, gayrı mıdır? İşte burada da ihtilaf olmuş mezhepler arasında. Aynı dersen o zaman diyorlar ki o kabul etmeyenler, o zaman kaç tane sıfatı varsa o kadar ilah olması gerekir. Gayrı dersen o zaman haşa Allah'tan tecrid edilmiş sıfatlar muhtestir. Sonradan olmuştur. O da olmaz. O zaman diyor ki Allah'ın ne aynıdır ne gayrıdır. O zaman Allah ile Allah o sıfatlarla muttasıftır. O sıfatların sahibidir.
kel vahidi minel aşarati. Mesela birin ondan olması gibi. Mesela şimdi sayıyorsun bak 1, 2, 3, 9, 10. Şimdi bu 10 adedinin içerisinde bir ondan mı? Ha o zaman Allah'ın sıfatı da haşa ilahlar var. O ilahlardan bir tanesi de işte Allah. Böyle değil. Yani birin 10 sayısının içerisinde olduğu gibi haşa Allah'ın ne kadar sıfatı varsa o kadar zatı var. O sıfatların birisi de o işte zatın içerisinde, sayının içerisinde demek değil. لِأَنَّهُ وَلَوْ قُلْنَا biz desek, bunu şimdi tasvir ediyor. بِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ bu sıfatlar اَيْنُ اللّٰهِ تَعَلَى sıfatlar Allah'ın el sünnete göre Allah'ın aynısıdır desek. Mesela yukarıda ne sıfatı geçti? Hayat, ilim, semî, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Daha ne sıfatları saydık? Vücut, gıdem ve diğerleri tahlik, terzik, ihsan, inam. Bu sıfatları saydık. Bu sıfatların efendim hepsi Allah'ın aynıdır desek feyüeddi götürür bu. Nereye? İlâ en yekûne ilâheyni. İki ilah olmaya götürür bu sonuçta. Haşa iki ilah yoktur. Ve ilâhukum ilâhum vâhid. Ve zelke muhalun. Bu da İmkansız. İki ilah olsa o zaman biri diğerini yaratmış olacak haşa. Yaratılan ilah olamaz. Hani ayette geçiyor ya Kur'an temanu mesela levkâne fîhime âlihetün illallahu lefesedetâ. Eğer yerlere göklerde Allah'tan gayrı ilahlar olsaydı yerlerin göklerin düzeni bozulurdu. Yerlerin göklerin düzeni bozulmadığına göre yaratılışta o zaman tek ilah var. Tamam mı? Tek ilah var. Eğer sıfatlar da Allah'ın aynıdır denilseydi Allah'tan başka ilahlar olması gerekirdi. Bu ise imkansızdır. لِأَنَّهُ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ Çünkü Allah birdir, eşi ortağı yoktur. Buradaki bir sayısal bir değil gençler. Yani ondaki bir gibi değil. Sıfırdan sonraki bir gibi değil. Ne demek o zaman bunun manası? Tek. Allah Celle Celaluhu zatı ve sıfatları itibariyle eşi ortağı benzeri yoktur demektir. Zatı ve sıfatları itibariyle ne demekmiş? Eşi ortağı benzeri yok. İşte kul huvallahu ehad. Allah kendi zatının bir olduğunu ifade etmiş. Habibim de ki bu Allah birdir. Bu Allah birdir. E bir dediğin zaman sayısal bir değil. Zatının ve sıfatlarının benzeri yok demektir. Allah benzersiz. O demek. Anlıyoruz inşallah. Peki. وَلَوْ قُلْنَا biz desek بِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ Allah'ın sıfatları غَيْرُ اللّٰهِ تَعَالَى Allah'ın gayrısıdır desek. Allah değil Allah'tan başkadır desek. لَكَانَتْ هَذِهِ الصِّفَاتِ O zaman bu sıfatlar olur. مُحْدَثَةً Muhtese. Muhtese ne demek? Sonradan yaratılmış. La kadimeten ezeli değildir. Olur. Ve haza gayr caiz. Bu da caiz değildir. Sonradan yaratılanlarla Allah sıfatlanmaz. O zaman biz ne diyeceğiz gençler? Allah'ın sıfatı, sıfatları ne Allah'ın aynıdır ne gayrıdır. Allah onlarla vasıflanıyor. O nitelikleri taşıyor. Zaten biz Cenab-ı Hakk'ı sıfatlarıyla tanıyoruz. Yoksa zatını bilemiyoruz. O sıfatları da Mevlamızın bize bildirdiği, Peygamberimizin bildirdiği sıfatlar. Kendi kafamızdan da sıfat koyamayız biz. Evet. Böyle kısa bir bilgi verdi. Şimdi geçiyoruz. El imanu vel küfru bihtiyaril abdi. Başka bir başlık. Bu da önemli. Bunların hepsi akide meselesi gençler. İman, inkar. Kulun seçmesiyle, kulun tercihiyledir. Yani imanı seçen de kul, küfrü seçen de kul. İmanı tercih eden de kul. O zaman kulda ne var? Bir irade var. Kul böyle ağaç gibi, taş gibi değil yani, camit değil. Ya da hayvanlar gibi iradesiz değil. O zaman insanların bir iradesi var. Bu iradeyi cüz'iyye ile iman da seçebilir, küfrü de seçebilir. Ama
İmanı seçmek için Cenab-ı Hak teşvikte bulunmuş. İman yolunu o kadar efendim güzel göstermiş ki, bak şunları şunları yaparsanız, iman ederseniz sonucu bu. Küfür yolunun da tehlikeli bir yol, patika yol, kaygan bir yol, uçurum olduğunu söylemiş. Bütün bunları bilen insan, bütün bunları bilen insan iradesini iyiye çevirirse imana el olmuş, kötüye çevirirse küfre el olmuş. E peki hiç peygamber görmemiş, mürşit görmemiş, kitap okumamış. Dünyada öyle insanlar var bugün ha. Hiç dünyayı tanımamış insanlar. Bunların sorumlulukları ne? Bunların sorumluluğu çok dar çerçevede sınırlanmış. İmam Mansur Maturidi diyor ki bunların sorumluluğu yalnız ve yalnız bir yaratıcının olduğuna inanmak. Allah da diyemezler belki ha. Ama yere bakacak, göğe bakacak, kainata bakacak, yaratıklara bakacak, diyecek ki bunlar tesadüfi olarak sıradan kendi kendine olamaz. Bunların mutlaka var eden bir güç var. Belki Allah da diyemez o güce ha. İşte o güç, o gücü bilmesi işte sorumluluğu o. Hatta İmam Eş'ari diyor ki ondan da sorumlu değil diyor. Ondan da sorumlu değil diyor. Peki böyle yaşayan bir adam hiç ona irşat gitmemişse, uyarıcı gitmemişse ve dünyayı hiç tanımamışsa bu insan sadece ondan sorumlu. Onunla cennete girebilir mi? O zaman onunla cennete girebilir. Öyle insanlar olursa. Müslümanlar ondan sorumlu mu, onları tebliğ? Tabii ki sorumlu. Müslümanlar her şeyden sorumlu. Elbette doğru. Müslümanlar sorumlu. Müslümanların tebliğ sorumluluğu var. Davet sorumluluğu var. Ha daveti götürür de kabul etmez. O ona ait bir şey. Şimdi buraya iyice dikkat edelim. Valem bil. Ey ilim talebesi. Ennallaha Teala, şüphesiz Allah halaka yarattı. Zürriyete Adem aleyhisselam. Adem aleyhisselamın zürriyetini. Yani Adem'i yarattı. Adem'in sulbünden gelecekleri de yarattı. Adem'in sulbünden gelecekleri de yarattı. Anladınız mı? Nerede yarattı Adem'in sulbünü? Fî sulbihi. Adem'in zürriyetini fî sulbi, sulbünde. Haliyen hali oldukları halde. O zürriyet. Anil küfri, küfürden de hali. Vel imanı, imandan da hali. Mesela önce ruhlar olarak yaratıldı gençler. İnsanlar ruhlar olarak yaratıldı. O ruhlar veya işte Cenab-ı Hakk'ın kendilerine hitap yönelttiği ne diyelim, Adem Aleyhisselam zürriyeti. Kur'an-ı Kerim'de var ya, ve iz ahade rabbuke min beni adem min zuhurihim zürriyetehum ve eşhedehum ala enfusihim. Muhammed Bahbaymo sure, Araf suresinde kaçıncı ayet? 170. Evet, o ayette diyor ki Cenab-ı Hak, ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Rabbin Adem'in zürriyetinden ahit ve söz aldığı zaman hatırlayıver. Allah onları yarattı, sonra onlara hitabı anlayacak kabiliyet verdi. Sonra onlara hitabı yöneltti. Kaçıncı ayet? 172. Araf suresi 172. Sonra efendim, Elestü bi Rabbikum, hitap bu. Ruhlara yöneltiyor. Yani bütün ruhlar bu. İnananın, inanmayanın. Ayrım yok. Bütün ruhlara yöneltti Cenab-ı Hak. Peki ruhlar nasıl anlayacak? Biz bilemeyiz. Allah onlara idrak verdi. Anlayabilecek bir yetenek verdi. Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizin Rabbiniz olmadım mı? Onların hepsi birden galu bela şehidine. Dediler ki evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin. Biz kabul ettik, ikrar ettik. Niye bu sözleşmeyi yaptı Cenab-ı Hak ruhlarla? En tekulu yevmel kıyameti inna kunna an hâzâ gâfilîn. Kıyamette sizin, ya Rabbi biz böyle bir sözleşmeden habersizdik, haberimiz yoktu dememeniz için. İnsanlardan Cenab-ı Hak böyle bir ahit aldı. Sonra sırası gelen bedenler olarak dünyaya getirildi işte. Baba sulbünden, ana rahminden efendim dünyaya getirildi. Yine insan doğduğu zaman imandan da uzak, inkardan da uzak. Kullu mevludin yûledü alel fıtra var ya, her doğan çocuk ne üzerine doğuyor? Fıtrat. Yani İslam'ı, imanı,
inkarı kabul edecek kabiliyette. Sonra anne babası Müslümansa Müslüman olarak, Yahudi ise Yahudi olarak, Mecusi ise Mecusi olarak, Müslümansa Müslüman olarak yönlendiriyorlar. Doğuşta hepsi aynı. Yahudinin çocuğu da aynı, Hristiyanın çocuğu da aynı, Müşrik'in çocuğu da aynı, Müslüman'ın çocuğu da aynı. Pırıl pırıl, tertemiz. Hiç yazısı olmayan sayfa gibi. Sonra bu yazılar ona yazılıyor. Belli kalıplara konuluyor. Aileler bunu kalıplandırıyor. Şimdi burada bir profesör diyor ki Allah böyle ruhlara hiç sormamış, hem de tefsir yazmış kendine göre. 21 cilt mi 22 cilt mi tefsiri var. Allah böyle bir ayet almamıştır diyor. Kendisi de hafız. İyi de bir hafız. Kendine göre diyor ki ya bütün ulema bunu böyle kabul etmiş, müfessirler kabul etmiş. Bazı kabul etmeyenler var şaz görüşlerden. Onlar diyorlar ki Allah böyle bir ayet almamıştır. E nasıl aldı? Ruhları yarattı. Nasıl? Biz onu bilemeyiz ki. Aldığı ahdi de biz anlayamayız. Sözü aldı hepimizden. Ama kafirler ergenlik çağına ulaştıktan sonra ya da çevrenin etkisiyle, çevrenin baskısıyla bulunduğu topluma göre şekillendi. Onlar onu yönlendirdiler. Sonra müminler o sözde durdular, kafirler durmadılar, münafıklar durmadılar. O söz alındı mı, alınmadı mı? Alındı. Allah kıyamette demeyecek mi? Ben sizden ahit almamış mıydım? Ben sizden ahit almıştım. Aslında imanın nüvesi orada veriliyor. Sözleşme var ruhlarla Allah'ın arasında. Allah yarattığı ruhlara hitabı anlayacak kabiliyet veriyor. Şimdi şeyi de böyle anlamıyor muyuz? Mesela Cenab-ı Hak inna aradna el emanete ale's semavati vel ardı vel cibal. Cenab-ı Hak buyuruyor ki kesinlikle biz emanetleri yerlere, göklere, dağlara, taşlara sunduk. Hangi surede bu ayet? Ahzab suresinin sondan ikinci ayeti. Onlar kabul etmediler. Feebeyne yahmin. Canım sen şimdi şuradan bir ağaç var, ağaca söylüyorsun. Ağaç diyecek kabul ettim söylediklerini. Ya da kabul etmedim söylediklerini. Bize göre mümkün değil bu. Ama Allah diyor ki yerlere göklere sunduk diyor. Onlar bu emaneti taşımaktan kaçındılar. Ve eşfakne minha bu emanetlerden korktular. Demek ki Allah onlara idrak vermiş. Anlayış. Onlar diyorlar ki ya Rabbi bizi mazur gör. Biz bu mukaddes emanetleri taşıyamayız. Taşıyamayız. Ve hamel el insan. Onların taşıyamadığı emaneti insanlar yüklendi. İnsanlar deyince hepsi. Sonradan kafirler bu sözlerinden caydılar. Zaten inkar sözde durmamak demek. Ruhların verdiği sözü kabul etmediler. Şimdi gençler, dağlar taşlar bize göre cansız varlıklar. Ama Cenab-ı Hak Davud Aleyhisselam'dan bahsederken buyuruyor ki inna sahharna cibale yusebbihne ma'ahu bil aşiyyi vel işrâkı. Biz dağları ona boyun eğdirdik. Sabah, akşam dağlar da onunla beraber Allah'ı tesbih ediyorlar. Ya da yusebbihne ma'ahu vattayir. Dağlar, taşlar ve kuşlar kuşlar da Davud peygamberle beraber Allah'ı zikrediyorlar. Hani dağlarda can yoktu. Dağlarda yani iştirak var bak. Onun zikrine iştirak ediyorlar. Nasıl tefsir edeceksiniz burayı? Bu efendim Sa'd suresinde var. Bu başka surelerde var. Enbiya suresinde var. Var bir sürü var. Ya cibaru ebbibi ma'hu vattayir. Seber suresinde var. Ey dağlar ebbibi ma'hu. Ey kuşlar, ey dağlar, siz Davud'la beraber Allah'ı zikredin. Ona teslim olun. Bunlar böyle hitap. Cenab-ı Hak böyle anlamsız bir hitapta bulunur mu? Haşa. Öyleyse Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ın sulbünden zürriyetini yarattı. Haliyen anil küfrü vel iman. Sümme ahrecehüm, sonra onları çıkardı. O ruhları, o zürriyetleri. Yevmel misak. Misak günü ne demek gençler? Misak. Misak.
Sözleşme günü. Noter sözleşmesi bu ha. Noter sonunda çıktı. Allah'ın da misak yeminli sözleşmeler, yeminli. Ahdi misak buna deniyor. Elestü bezmi deniyor da. Elestü bezmi, bezm, meclis. Yani ruhlarla Cenab-ı Hakk'ın ilahi hitabını yönelterek onlara hitap ettiği bir zaman var. Buna elestü bezmi deniyor. Peki, Cenab-ı Hak o sözleşme gününde o ruhları çıkardı ve cealehum onları kıldı ukalae, anlayan varlıklar, anlayan, ukala. Ukala bizim Türkçemizde farklı anlama geliyor. Yani aslında Türkçesi de kendini akıldana sanan filan manasına. Ukala ukala adam derler ya. Ses bunun manası, akılın cemisi ukala. Akıllılar, anlayan varlıklar kıldı. Demek ki ruhları, bu Cenab-ı Hakk'a sorulur mu? Ya Rabbi nasıl o ruhlar sana cevap verdiler? Ya biz ne bilelim ya? Bunları müfessirler kabul etmişler, hadisçiler kabul etmişler. Nasıl olduğunu ne bilelim? Allah onları akıllı varlıklar kıldı. Sümme hatabahum, sonra onlara hitap etti. Ve emarahum, onlara emretti. Bil iman, iman emretti. Ve nehahum, onları yasakladı. Nehyetti, anil küfrü, küfürden. Bak ta o zaman ha. Ben sizin Rabbiniz miyim? Hepsi birden ne dediler? Rabbimizsin ya Rabbi. Bu ne demek Abdullah? Kabul etmek demek, ikrar demek. Fe akarru, kabullendiler, ikrar ettiler. Ekarra, yukirru, ikraren. Türkçemize geçmiş bakın. O kadar da farklı kelimeler görüyorsunuz. Ekarru, ekarra, yukirru, ikraren. İkrar ettiler, itiraf ettiler bir rububiyeti, Allah'ın Rab oluşunu. Hangi sözde kabul ettiler? Elestü bi rabbikum. Kalu bela, kalu bela. Anladınız mı? Ya. Fekâne zâlike, işte bu ikrar oldu. Minhum, o akıl verilen ruhlardan ne oldu? İmanen, iman oldu işte bu. Bu işte onların verdiği iman sözü. Bu iman sözünü hem müminlerin ruhları verdi hem kafirlerin ruhu. Anladınız mı? Çünkü hepsinin doğuşu fıtrat üzerine doğuyor. Sümme ulaik, sonra onlar, o ruhlar. Ba'de zalik, bu sözleşmeden sonra yûledûne, getiriliyorlar. Fid dünya, dünyada doğruluyorlar. Doğruluyorlar. Velede yelidü. Yelidünün meçhulü ne? Yûledü. Yûledü, yûleden, yûledûne. Bu sefer tabi ruhlar söz verdi ama sonra ana baba sulbinden geliyor insanlar. İşte Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı topraktan. Havva anamız Adem'den yaratılıyor. Adem ile Havva'dan erkekler, kadınlar yaratılıyor ve nesil böylece insandan türeyen nesiller. İnsandan, maymundan değil ha. Maymundan değil. Maymuncular ne diyor? İnsanın aslı maymundu. İşte başka hayvanlardı. Hayvan ol hayvan. Ondan sonra böyle ondan türedi, bundan türedi. Sonra kuyruğu koptu, kulağı koptu, tüyleri döküldü. Sonra işte kaşı oldu, gözü oldu, sakalı oldu, eli oldu, ayağı oldu, akıl verildi, oldu insan. Ne zorluyorsun beyinsiz? Neyi zorluyorsun sen? Allah diyor ki, Allah sizi bir candan yarattı. O da Adem. Ondan da eşi Havva'yı yarattı. Adam tefsir yapıyor. Diyor ki tefsirde, Nisa suresinin birinci ayetinde, اِتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ نَفْسٍ وَاحِدًا. Hoca diyormuş ki, Allah sizi bir nefisten yarattı. Tefsirlerde o Adem'dir diyor ama bence Adem değil o. Ne sence? Sence ne? O Adem değil. Adem değilse ne? Söyle bakayım. Bütün müfessirler ittifakla demişler ki min nefsin vahidetin huve Adem'ü ve halaka minha zevceha, ondan da eşi Havva'yı yarattı. Nasıl yarattı? Biz bilemeyiz ki nasıl yarattığını. Ondan yarattı. Yani Adem'in vücudundan yaratıldı. Adem bir yerde yaratıldıktan sonra Cenab-ı Hak dünyada veya cennette farklı görüş var. Havva'yı yarattı eşi olarak. Ondan yarattı. Ve halaka minha zevce hiye Havva diyor. Havva. Niye Havva demiş Havva anamıza?
Kendisine hayat verildiği için Havva denmiş. Hayat sıfatı var. Onlardan da vebette minhum ricalen kesiran ve nisa. Çok erkekler, kadınlar yarattı, yeryüzüne yaydı. Adem Aleyhisselam'dan nesil türedi. Önce Adem var mıydı? Olsaydı Kur'an söylerdi, hadisler söylerdi. Ne önce Adem var, ne önce Adem, Adem'den başka bir varlıktan oldu. Adem'den önce Adem de yok, Adem'den önce başka bir varlıktan da yaratılmış değil. Öyle ya, yani tekamül teorisi yoktur. Yani evreler var ya, insanın evreleri. Bu Darwinizm. Darwinizm'de işte ne var? Evrim teorisi var. Halen bunu Batı aleminde çocuklara anlatıyorlar. Almanya'da bir talebe geldi. Böyle çok zeki talebelerden, ders okuyan talebelerden. Dedi ki bizim dedi öğretmen dedi sınıfta çocuklara diyormuş ki lise talebesi bunlar ha. Çok da zeki çocuklar bizim Müslüman çocuklardan. Diyormuş ki maymundan geldik diyormuş. Ben de dedim ki o öğretmene de ki o zaman artık ne diyorsa orada hocam mı diyor öğretmenim mi diyor. O zaman de ki senin deden dedesi maymundu sen de maymunun torunusun. Kabul ediyor musun diye. Tabii bunu diyemez de çocuk. O da onu kabul etmez zaten. O maymundan geldiğini kabul etmez. Yine diyor ki benim yok dedem de benim gibiydi. Adam değildi ama işte öyleydi. Şimdi böyle zorlama. Yani gayrimüslimler de insan, onlar da Adem Aleyhisselam'dan türediler. Geldiler o nesilden. Ama yoldan çıkan nesil Müslümanlar da. Yani insanların aslı Adem. Öyle. Peki. Şimdi burada ne diyor bakın? Fümme ulaik. Ulaik kime işaret ediyor? İşte o ruhlar. Vade zalik. Bundan sonra bu sözleşmeden sonra yûledûne dünyaya getiriliyorlar. Doğuruluyorlar. Ruh olarak değil tabi. Yani ana rahmine baba sulbünden geliyor. Fid dünya dünyada yevmen fe yevmen. Gün be gün. Yani yevmen fe yevmen herkesin yaratılışı bir devirde değil ki. Bak biz yaratıldık. Bizden sonra yaratılanlar var. Artık bu silsile devam ediyor böyle nesil. Dünyadaki insanlar. Ve şu anda dünyada en insanların en kalabalık olduğu dönem bu dönem. 7 milyar kadar insan var diyorlar. Belki fazla diyenler de var. Dünyanın hiçbir döneminde. O zaman Japon'da insan neslinden geliyor. Batılıların hepsi oradan geliyor. Doğulların hepsi oradan geliyor. Müslüman, gayrimüslim. Hepsi oradan geliyor. Peki sonra ne oluyor? Hala tilkel fıtratı. Bu fıtrat üzere gün be gün doğdular. Sırası gelen dünyaya getirildi. Ama vesile kim? Anne baba. Yaratılışına vesile olan kim? Anne baba. Biz hep bir anneden bir babadan doğduk. Bu maymuncuların söylediği doğru olsaydı bir günde efendim maymundan insan doğardı ya da insandan maymun doğardı. Ya soya çekim yok mu? Eğer bu maymuncular doğru olsaydı yani insandan türemedi de maymundan türedi diyenler yani bir coğrafyada efendim hep maymunlar insan dünyaya getirirdi. Ya da insandan maymun olurdu. İnsanlardan maymuna döndürülenler var tarihte. Musa Aleyhisselam'ın kavminde, Davud Aleyhisselam'ın kavminde, İsa Aleyhisselam'ın kavminde maymun ve domuz olanlar var. Ama 3 gün yaşamışlar, 3 günden sonra helak olmuşlar. Ve ceale minhumil kıradete vel hanazir. Allah onlardan maymunlar, domuzlar kıldı. Ama o maymunlar insan olarak yaşamadılar. Maymunluklarında 3 gün kaldılar, helak olup gittiler. Domuzlaştılar. Hatta tefsirlerde diyor ki gençlerin maymun oldu. Peygamberlere itaat etmeyenler yaşları domuz oldu. 3 gün sonra hiç onların neslinden kimse kalmadı o maymunlaşanlardan. Yine bir profesör öyle diyor. Bu evrim teorisinde öyle diyordu daha önceden. Şu anda ismi söylemeyeceğim. Efendim onun da tefsiri var. O da tefsir yazdı. Böyle şahs sözler daha çok bizim insanlarımızdan çıkıyor. Diyor ki esas diyor insanlar o maymunlardan türedi geldiler. O zaman şöyle düşünmek lazım. Bir insanın aslı insan olursa hele hele peygamber olursa mı daha şerefli olur? Bir insanın aslı hayvan olursa mı
hayvandan türerse mi daha şerefli olur? Elbette insandan, hele hele senin ilk baban peygamber daha. Hem insan hem peygamber. Neye zorluyorsun hayvan diye? Neye zorluyorsun yani? Sebep ne? Niye hayvanlaşıyorsun? He? Ya sen niye kendi değerini böyle hayvan derecesine düşürüyorsun? Müslüman olmasa bile bunu kabul etmemesi lazım. Zaten bugün gençler, bu genler ne yapılmış dünyada? Genler, bu insanların genleri hep kontrol edilmiş. İnsanların, mesela Amerika'da laboratuvarlarda denemeler yapılmış. Bu laboratuvarlardaki denemelerde efendim ne olmuş? İnsanların genleriyle maymunların genleri arasında hiç benzerlik yok. Hiç benzerlik yok. Bunu kabul etmişler yani. Bunu ilim kabul ediyor, ilim kabul ediyor. Hiç genlerde azıcık bile bir benzerlik yok. Bunu bilim adamları kabul ediyor. Zorlamak için peki Darwin niye bu teoriyi ortaya atmış? Darwin he? Sadece Müslümanların inancını bozmak için. Darwin Yahudidir. Ne kadar dünyada bozuk sistemler varsa bütün bozuk sistemlerin mucitleri Yahudilerdir. Şamanizm, komünizm, faşizm, izim, kapitalizm, siyonizm, komünizm, ne kadar izimler varsa Selman, hepsinin mucitleri kimmiş? Yahudiler. Müslümanların arasına bu izimleri atmışlar. Sadece Müslümanları asıl itikatlarından uzaklaştırmak için, koparmak için. Irkçılık da onların esas şeyidir. Yani hastalık, o da o hastalık da onlardan türemiş. Mahsus ha? Sadece İslam birliğini, Müslüman birliği dağıtmak için. Böyle hele hele son asırda bütün bu izimler onların icadıdır. Onların icadı. Şimdi devam ediyoruz. Peki. Sümme ba'del buluği. Buluğdan sonra, yani insanların ergenlik çağından sonra yekfuru men kefara. Yekfuru inkar ediyor, men kefara inkar eden. Bihtiyarihi kendi iradesiyle. Kendi iradesiyle artık buluğ çağı ne demek? İyi kötüden seçebilecek bir yaşa gelmesi demek. Hele bugünkü dünyada dünyanın birbirini böyle tanıması, bugünkü iletişim aletleriyle o kadar kolay ki. Yani eskiden mesela bu internet yok, televizyonlar yok. Dünyanın bir tarafında olan hadiseyi diğer tarafında duymak belki yılları alıyor. Ama şimdi öyle değil. Şimdi her dile çevrilmiş her şey var. Yani Moskova'daki bir genç isterse İslam'ın bütün dokümanlarını kendi diline çevrilmiş şekilde alabiliyor. Amerika'daki bir genç de alabiliyor. Çin'deki, Japonya'daki bir genç de alabiliyor. Küfür de öyle. Sen de küfrün her çeşitlerini öğrenebiliyorsun. O zaman bunlar insanların işini zorlaştırdı. Aslında bunlar bir yerde aleyhte delil, aleyhte. Yani onlar diyemeyecekler ki yarın. Ya Rabbi bize peygamber göndermedin. Bize alim de gelmedi, uyarıcı da gelmedi. Onun için biz İslam'ı falan anlamadık. Ama sen dünya medyasında bunları görmedin mi? Bugün mesela Avrupa'da, ben bunu orada da söylüyorum. Avrupa'da camiler var. Avrupa'da bugün 3000'den fazla camiler var elhamdülillah. Minareli camiler var. Almanya'da çok minareli camiler. Çift minare var, tek minare var. Dolu minareli camiler var. Şimdi bu minareli camiler ya da Müslümanların orada olması Hristiyanların sorumluluğunu artırıyor. Diyemeyecekler ki ya Rabbi biz Müslümanları tanımadık. Hiç İslam'dan bir şey görmedik diyemeyecekler. Müslümanların da sorumluluğunu artırıyor. Müslümanlar da onlara İslam'ı doğru yaşayarak tebliğ edecekler. Müslümanların da sorumluluğu var. Eğer Müslüman orada İslam'ı doğru yaşamazsa ya da İslam'ı yaşamazsa o da Müslümanın aleyhinde delil olacak. Allah diyecek ki sen onlara niye örnek olmadın? Bugün insanların sorumluluğunu artırıyor bu imkanlar. Ne ile buluğa erdikten sonra kendi iradesiyle inkar eden inkar ediyor? Bihidlanillahi Teala, Allah-u Teala'nın yardımını kesmesiyle. İyyahu kimseden. Şimdi gençler,
kul iradesini inkara yöneltirse Allah ondan yardımını kesiyor. Tamam mı? Allah'ın yardımını ki hızlan. Mesela in yansurkumullahu fela galibelekum. Eğer Allah size yardım ederse size üstün gelecek kimse yok. Ve in yahzulkum, eğer Allah sizden yardımını keserse femen zellezî yansurukum min ba'di. Allah'tan sonra size kim yardım edebilir? Ve alallâhi felyetevekkelil mü'minûn. Hızlan bu demek. Hazele kelimesi. Hazele yahzulü. Hızlan ne demekmiş? Allah'ın yardımsız bırakması, yardımını kesmesi. Öyleyse kafire Allah yardım etmiyor. Çünkü o küfrü tercih etti. Kendi iradesiyle, zorlama değil. Küfrü tercih ettiği zaman yardımını kesti. Peki, feyübeddilü ve yugayyiru, o zaman o inkar eden, kendi iradesiyle inkar eden değiştiriyor. Yübeddilü yugayyiru. İkisi de değiştirme manası. Tefil babından değil mi? Yübeddilü yugayyiru. Neyi? Ahdehu sözünü ve misakahu, o da yeminli sözünü. Hani elestü bezminde Cenab-ı Hak elestü bi rabbikum galu bela şehidna dedikleri vardı ya, ben sizin Rabbiniz değil miyim buyurduğunda Cenab-ı Hak ruhlar ne demişlerdi? Galu bela şehidna. Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin, biz kabul ettik demiştiniz ya, demişlerdi ya, işte o sözlerini değiştiriyorlar. Kimler? Kafirler. Onların ruhları da söz verdi. Ve yu'minu, iman ediyor. Men yu'minu, iman eden bihtiyarihi, kendi iradesiyle. İman eden de kendi iradesiyle iman ediyor gençler. Ama neyle? Bi tevfikillahi teala. Allah'ın başarı vermesiyle. Şimdi ayet-i kerimeyi okuyayım size Zümer suresinde. İn tekfuru fe innallaha ganiyyun an ibadi. İn tekfuru, eğer siz inkar ederseniz Allah'ın kullarına ihtiyacı yok. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Allah kulları için inkar etmelerine razı değil. Razı olmadığı için de bak peygamberler göndermiş. İlk insanı peygamber olarak görevlendirmiş. Kitaplar göndermiş. Mürşitler göndermiş. Peygamberlerin varisleri olan alimleri göndermiş. Bütün bunların yanında akıl vermiş. Akıl, akıl. Akıl, irade. Zaten irade akılla olursa geçerli olur. Bütün bunlardan sonra kul eğer küfrü seçerse Allah ondan yardımı kesiyor. İmanı seçerse Allah ona yardım ediyor. Gördüm, tevfik veriyor. Allah ona başarı veriyor. Ve in teşkuru yardahu lekum. Ayetin devamında demin ki okudum. Eğer siz şükrederseniz, oradaki şükür imandır. Eğer iman ederseniz Allah imanı size tercih ediyor. Ya eyyühellezine amenu aminu. Ya da ya eyyühellezine amenu derken bak, iman edenlere müminler ünvanını vermiş. Ey müminler. İman edenlere bu ünvanı, bu sıfatı kim vermiş? Allah. İnkar edenlere de ya eyyühellezine keferu. Ey inkarcılar. Onlara o sıfatı veren de Allah. Müşriklere de ey müşrikler. O ünvanları veren. Bazen adama kafir dediğin zaman razı olmuyor. Müşrik dediğin zaman razı olmuyor. Ya Allah müşrike müşrik demiş. Kafire kafir demiş. Münafıka münafık demiş. Mümine mümin demiş. O sıfatları veren Allah. Şimdi devam ediyoruz burada. Ve yu'minu men yu'minu bihtiyarihi bitevfikillahi teala. İman eden de Allah'ın ona başarı vermesiyle, kendi iradesiyle iman ediyor. فَيَثْبِتُ عَلَى عَهْدِهِ وَمِيْسَاقِهِ. O kişi sözleşmesi üzerinde, misakı üzerinde. Misak güçlü bir söz. Dedim ya, yeminli söz, yeminli. Noter yeminli sözleşmeleri var ya, onun gibi. Mesela Allah'a verdiğiniz sözü hatırlayın. فَذْكُرُوا مِيْسَاقَهُ الَّذ۪ي وَاَثَقَكُمْ بِهِ. Allah'a verdiğiniz sözü hatırlayıverin. Misak, kuvvetli söz. Ya peki, ve yedûmu alâ ibadeti rabbihi. Kul imandan sonra Rabbine kulluk üzerinde devam ediyor. Peki kul ne yaptı? Allah'a verdiği elestü bezmindeki sözünü yerine getirdi. Ve alem bil, yine hitap ediyor. Ennel imane vel kufra, iman ve inkar. Fi'lül abdi, kulun fiilidir.
İhtiyarihi kulun seçmesiyle, iradesiyle. Kulun fiilidir. İman da, küfür de. Lennallahu Teala, çünkü Allahu Teala lem yücbir, ecbera yücbiru icbaren, Türkçeleşmiş. İcbar etmek. Lem yücbir, zorlamadı, icbar etmedi. Ehaden hiçbir kimseyi min halkihi, kullarından. Neye zorlamadı? Alel imani vel küfri. İmana da zorlamadı, inkara da zorlamadı. Görüyor musunuz? Eğer öyle olsaydı Cebriye mezhebinin dediği doğru olurdu. Cebriye mezhebi ne diyor? İnsanın hiçbir iradesi yok. Ne yaparsa Allah yaptırtıyor. Öyle değil ki. İnsanın iradesi var. Allah insana irade vermiş. Seçme hakkı. İyiyi kötüden seçebilme yeteneği vermiş. Sadece insanı kendi iradesine de bırakmamış. Demin söyledim. Birçok böyle onu takviye eden vasıtalar göndermiş. Başta peygamberler, mürşittir, mübeşşirdir, uyarıcıdır. Ya fe innallaha teala, zira Allahu Teala lem yahluk, ne üzerine zorlamadı onları? Alel iman, imana vel küfrü küfra. Fe innallaha teala, zira Allahu Teala lem yahluk, yaratmadı ibadehu, kullarını müminen, mümin olarak da yaratmadı ve la kafiren, kafir olarak da yaratmadı. Yaratılışta hepsi tertemiz fıtrat üzerine yaratılmış. Ne imandan sorumlu o zaman, ne inkardan sorumlu. Küllü mevludin yûledü alel fıtrat. Bu hadisi unutmayın. Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğmuştur. İslam'ı da kabul edecek ortam içerisinde, eğer küfür telkin edilirse küfrü de kabul edecek ortam içerisinde. Ama biz şanslıyız gençler. Şimdi Allah korusun çevre Müslüman olmasaydı, doğduğumuz aile Müslüman olmasaydı, ezan sesleri içerisinde doğmasaydı, Müslüman ailelerde meydana gelmeseydik ne olacaktı? Belki biz de seçemeyecektik. Biz şanslıyız. Ama batıdaki gayrimüslimler bizim kadar şanslı değil. Dünyadaki gayrimüslimler bizim kadar şanslı değil. Onlara da Hristiyanlık güzel gösteriliyor. Papazlar onlara farklı anlatıyorlar Hristiyanlığı. Gerçek dinin Hristiyanlık olduğunu anlatıyorlar. Yahudiler gerçek dinin Yahudilik olduğunu anlatıyorlar. Yahudilik diye din yok. Ateistler ateizmi güzel gösteriyorlar. Satanistler satanizmi güzel gösteriyorlar. Deistler deizmi güzel gösteriyorlar. Hepsi kendi inancını güzel gösteriyor. E şimdi sen öyle bir ortamda olsan nasıl onları bırakıp da İslam'ı seçeceksin? Çok zor şey. Ona çünkü yanlışlar farklı ambalajlarla sunuluyor. Farklı ambalaj. Vitrinler çok cazibeli. Farklı ambalajlar. Adam hiçbir şeyi kabul etmiyorsa ateist oluyor. Allah inancı da yok. Şimdi gençler, iman sonradan tercih ediliyor. İslam sonradan tercih ediliyor. İşte o yûledü küllü mevludin yûledü alel fıtra, ondan sonra hadisin devamı ne? Fümme ebevâhu yuhevvidânihi ev yunassırânihi ev yumecisânihi. Sonra anne babası Yahudi ise onları Yahudi yapıyorlar. Hristiyansa Hristiyan, ateşperest ise ateşperest yapıyorlar. Ya çok önemli. Velakin ancak halakahum, Allah kullarını yarattı. Eşhasan, şahsın cemisi eşhas. O kadar böyle Türkçemize geçmiş kelimeler ki, şahıslar olarak mücerreden soyulmuş. Neden? Anhüma, imandan ve küfürden soyulmuş şahıslar olarak yarattı. Ya. Ve lihaza, bundan dolayı galallahu teala fi ayetim min kitabihi, kitabının bir ayetinde şöyle buyuruyor. İnna hedeynâhus sebîb, şüphesiz biz o insana yolunu beyan ettik. Yolu. Hedeyna, beyyenna manasına. Gençler. Hedeyna, hı ne demekmiş? Beyyenna. Biz açıkladık. Hu, o insana. Es-sebile, yolu. İmma şakiran ve imma kefura. Ya inanan, şükreden birisi olur insan. Ya inkar eden birisi olur. Başka bir ayette, Beled suresinde. La ugusimu bihâdel beled, var ya,
Onun ayetlerinde ne diyor Cenab-ı Hak? Ve hedeynâhu necdeyn. Biz o insana iki yolu da açıkladık. İman yolunu da, küfür yolunu da. İkisini açıklıyor. Ve yol haritaları da belli. Tabeleleri belli. Sen şimdi buradan bilmediğin bir şehre, bilmediğin bir ülkeye gideceğin zaman neye göre yol efendim buluyorsun? Diğerinde bir navigasyon var, yeni çıktı bu. Eskiden de yol haritaları var. Harita var, haritaya bakıyorsun, hangi istikamete, hangi yöne, hangi şehre, hangi ülkeye gideceksen öyle gidiyorsun. Cenab-ı Hak yol haritalarını belirlemiş. Tabeleler belli. Almanlar şilt diyorlar tabelelere. Her şey belli. Peki o zaman insan ya kendini selamete ulaştıracak, yolu takip edecek ya da tehlikeli yolu takip edecek. Hem de orada virajlar da gösterilmiş o yollarda. Ha? Küfür yolu virajlı olarak gösterilmiş. Kaygan olarak gösterilmiş. Karanlık olarak gösterilmiş. Patika olarak gösterilmiş. Buraya girmeyin, buranın sonucu tehlike edilmiş. İman yolu o kadar otoban gösterilmiş. Vasıtalarda konulmuş otoban. Çıkışı da var. Seni rahat ulaştırır. Engel yok. Ama kul tercihine göre orayı da seçebilir, orayı da seçebilir. Allah zorlamamış. Ve fi ayetin okra. Bu ayet hangi surede? El-İnsan suresi 3. Hel etâ alel insâni hînun mineddehri lem yekun şey'en mezkûrâ ile başlayan surede. Başka bir ayette ve fi ayetin okra. Femen şâe fel yu'min, dileyen inansın ve men şâe dileyen de fel yekfur, inkar etsin. Burada inkar etsin derken Allah inkarı emretmiyor. Herkesin iradesine bağlı. Dileyen iman edebilir, dileyen inkar edebilir. Sonucuna kendisi katlanacak. Anladın mı? Sonucuna kendi katlanacak. Ya. Bu da Keyif suresi 29. Ve fi ayetin uhra. Başka bir ayette İntensurullah yansurkum ve yüthebbit akdamekum. Eğer Allah size yardım ederse, siz Allah'ın dine yardım ederseniz, İntensurullah, eğer siz Allah'a, haşa Allah'ın yardım ihtiyacı mı var ki? Ne demek o zaman? Allah'ın dinine, Allah'ın davasına yardım ederseniz, yansurkum, Allah size yardım eder. Ve yüthebbit akdamekum, akdam kademin cemisi, gençler. Kadem, Yunus, akdam. Ricim, ayak. Peki onun cemisi ne? Rijl. Cemisi ne? O da ayak. Ercül. Güzel. Ayette geçmiyor mu? İzâ kumtum ile salâti fâhsilû vücûhekum ve eydiyekum ile merâfiqi ve msahû bi rûûsikum ve arjulekum. Ercül neyin cemisiymiş? Rijl kelimesinin. Akdam neyin cemisi? Kadem kelimesinin cemisi. Ayaklarınız. Buradaki Allah'ın dinine yardım etmek yaşamak manasında mı? Yaşamak manasında elbette. Davayı yaşamak desteklemek evet. Ya. Evet. Ve bu da Muhammed suresi 7. Ve fi ayetin uhra, diğer ayette, başka bir ayette فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمْيَ فَالِيهَا. Kim önünü görürse, imanı kalbine yerleştirirse kendisi içindir. وَمَنْ عَمْيَ, kim de gözü kör olursa فَالِيهَا, kendi zararınadır. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet gençler. Yine İbni Kemal Paşa'nın Er-Risaletül Müniresinden devam ediyoruz. El-İmanü bir kütüb. Bildiğimiz konular. Ama mühim olan burada Arapça ifadelerini anlamak. Kitaplara iman. Kütüb neyin cemisi? Kitabın cemisi. Kitap, kütüb. Ve'lem bil ennel kütübe, kitaplar, elleti, öyle kitaplar ki nüzzilet, indirildi, min kıbelin, hak tarafından, hak Allah tarafından, kıbel taraf, yön, cihet, Allah tarafından indirilen kitaplar hakkun, haktır. Öyle ya, hak kitapları gönderiyor. Li'ennehünne, çünkü o kitaplar min kelamillahi teala, Allah'ın sözüdür, Allah'ın kelamıdır. Ve hiye, bu kitaplar erba'atü kıta'in, dört kitaptır, dört parça demek. Kıta, kıta'nın cemisi. Kıta, kıta. Tamam mı? Mesela bu kıta kelimesi Arapça. Bugün kullanılıyor.
bir bölüm, mesela bilhassa askeriyede kullanılıyor. Kıt'a. Kıt'a. Askeriyede halen Arapça kelimeler çok kullanılıyor. Zaten askeriyede Arapça. Talim diyor. Talim. Talim. O da Arapça. Talimname Arapça. Sadece namesi Farsça. Misal. Şimdi kıt'a kelimesi. Neyin müfrediymiş? Kıt'a kelimesinin. Dört parça. Tevratun Tevrat nüzzilet indirildi. Ala Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselama indirildi. Şimdi yalnız burada nüzzilet kelimesi kullanmak çok şey değil. Niye biliyor musunuz? Tevrat, Zebur, İncil bunlar toptan indirilmiştir. Toptan indirilen kitaplara ünzilet denilse daha uygun olur. Ünzilet. Mesela inna enzelnahu fi leyletil kadr. Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz o kitabı topluca Kadir gecesinde indirdik. Levh-i Mahfuz'dan dünya göğüne Kadir gecesinde indirdik. Bak inzalde toplu indirme var. Tenzilde peyderpey indirme var. Tevrat bir anda indirildi. Hepsi bütün levhalarıyla. İncil öyle, Zebur da öyle. Aslında bu lafız burada ünzilet denilse daha güzel olur. Ama tabii bu İbn Kemal Paşa bunu nereden aldıysa, hangi kitaptan aldıysa öyle yazmış tabii. Biz onu aynen okuyacağız. Ve Zebur'un, Zebur kitabı da nüzzile indirildi. Ala Davud aleyhisselam. Davud aleyhisselama. Zebur Tevrat'tan sonra indirildi. Davud aleyhisselam kim? Süleyman aleyhisselamın babası. Hem peygamber hem devlet başkanı. Ve İncil'ün, İncil'den nüzzile indirildi. Ala İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselama. İncil. Hepsi hak kitap. Aslı ama bugünkü bozulanlar değil. Ve Furkan'ın, Furkan. Kur'an da, Kur'an'ın bir adı da Furkan. Kur'an'ın bir adı da Furkan. Furkan da indirildi. Hakla batılı ayırt eden kitap. Nüzzile indirildi. Ala Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Bu lafız burada uygun. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a kademe kademe indirildi. Kaç senede tamamlandı? Ve nezzelne aleykel kitabe tibyanel kulli şey. Allah orada öyle kullanıyor. Biz her şeyi açıklayan kitabı sana peyderpey indirdik. 23 sene gibi bir. Hatta kafirler diyorlardı ki, ya itiraz edecekler ya. Levla nüzzile aleyhil Kur'anu ne diyorlardı? Tek bir defada indirilse. Bir defada. Bir defada indirilse. Sanki bir defa indirilse Tevrat gibi, İncil gibi inanacaklar sanki. Niye böyle peyderpey indiriliyor diye de itiraz ediyorlar. Levla nüzzile aleyhil Kur'anu cümleten vahide. Öyle diyorlar. Bir cümlede hepsi birden toptan indirilseydi. Bir cümle demek yani sizin anladığınız cümle demek değil. Topluca indirilseydi. Cenab-ı Hak diyor ki biz onu indirseydik yine böyle peyderpey indirirdik. Çünkü bir toplumu yeniden dizayn ediyor. Gençler, Kur'an hepsi bir anda indirilseydi ezberlenmesi mümkün çok zor olurdu. Hemen yani siz yeni yemeye başlayan çocuğa durmadan yemek yedirirseniz ona zarar verirsiniz. Azar azar, azar azar araştıracaksınız. Kur'an da cahiliye toplumunu ne yaptı? Yeniden dizayn etti. Ve dünyanın neresinde bir toplum varsa onları dizayn etti. Ne yaptı? Eğitti. Eğitti onları. Yeniden bir toplum. Ailede, ekonomide, siyasette, devlet yapısında yeniden bir ümmet oluşturdu. Ve kıyamete kadar devam edecek, kıyamete kadar devam edecek olan insanlığa örnek olacak bir ümmet oluşturdu. Onun için azar azar indirildi, ezberlendi, hazmedildi, anlaşıldı, uygulandı. 23 sene. Geceli gündüzdü. 23 sene. 23 sene sonra efendim Kur'an tamamlandı. Evet. Velakinnel furkane ancak yani Kur'an eftalü mineth selasetil üveli. İlk üçten daha faziletlidir. Üvel neyin cemisi? Evvelin cemisi. Gençler evvel, üvel. Bakın ne kadar kelimeleri öğreniyorsunuz görüyor musunuz? Üvel, evvel. Liennehu çünkü Kur'an vaka'a geldi nasıhan neskedir eder olduğu halde. Neyi ahkame önüne diğer kitapların hükümlerini. Nesih ne demek? Kaldırır olduğu halde. Ama gençler Tevrat'tan, İncil'den, geçmiş kitaplardan Kur'an'a bozulmadan intikal eden hükümler var. Başta itikat meseleler, akide ile ilgilenirler. Akide değişmez.
Adem Aleyhisselam'ın akide, inanç sistemi neyse Nuh Aleyhisselam'ınki de aynı. Musa Aleyhisselam'ınki, İbrahim Aleyhisselam'ınki, Lut Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hepsi İslam'dır. İslam akidesi. Hükümlerde değişiklik olmuş, hükümlerde. Bazı hükümler de aynen Tevrat'taki hükümler Kur'an'a geçmiş. Nasıl geçmiş? Mesela kısas. Kısas Tevrat'ta da vardı, İncil'e de geçmiş. Bazı böyle yine ahmaklar var. Diyor ki, Tevrat'taki diyor, hükümler diyor, o zaman geçerliydi. Kur'an'a geçmez diyor. Mesela rejim gibi. Zina yapan evli erkek, zina yapan evli kadın. Dört şahit tarafından Mustafa. Dört şahit tarafından eğer ispatlanırsa bunun cezası ölüm cezası. İslam'a göre. Diyor ki yok diyor Kur'an'da İslam şeriatında böyle bir şey yok. Ya bu neredeymiş? Tevrat'ın şeriatında varmış. Tevrat'ın şeriatından aynen Kur'an'a geçti. Bak bozulmadı onlar. Onlar hükümlerden değişenler de var. Değişmeyenler de var. Kısas. Tevrat'ta da var. İncil'de de var. Kur'an'da da var. Zinanın yasaklığı. Zina hiç değişti. Hiçbir kitapta neshedilmedi zina. Adem Aleyhisselam'ın şeriatından Peygamberimizin şeriatına gelinceye kadar. Bütün şeriatlarda muhkem ayetlerden. Hiç değişmemiş. Hırsızlık hiç değişmemiş. Yani bir zaman hırsızlık meşru idi. Sonradan hırsızlık efendim haram kılındı. Önceden helaldi de sonra haram kılındı. Böyle bir şey yok. Haksız yaradan öldürmek. Bu hüküm hepsinde sabit. Ta Adem Aleyhisselam'ın zamanında bak. Kabil arasındaki cinayete bakın. Ta o zamandan masum insan öldürmek haram, cinayet, vahşet. Bunun gibi. Şimdi adam bugünden o güne şey yapıyor. Bazı hükümler Tevrat kaynaklı diyor. Tevrat kaynaklı. Ahma bak. Tevrat kaynaklı olur mu? Tevrat'taki hüküm Kur'an'a geçerse o da bizim için bağlayıcıdır. Niye? Usulü fıkhlarda geçiyor. Şer'umen, o gelecek bizim okuduğumuz usulde. Şer'umen kablena şeriatüllena izâ kassallahu ve rasûlü. Bizden önceki şeriatları eğer Allah ve Resulü Kur'an'da hikaye ettiyse, kıssa ettiyse, anlattıysa o bizim için delildir. Bizim için delildir. Tesettür. Tesettür ta Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa muhkem hükümlerdendir. Hiç değişmedi. Ama Hristiyanlar bugün yalan söylüyorlar. Örtünme yoktu diyorlar. Bundan 50 sene, 60 sene analarına, ninelerine baksınlar. Onlar da örtülüydü. Yalan söylüyorlar. Yahudiler yalan söylüyorlar. Örtünme Adem Aleyhisselam'ın zamanında bu tarafa var. Bunlar muhkem ayetler, muhkem. Muhkem hükümler, hiç değişmeyecek hükümler. Devlet idaresi Adem Aleyhisselam'ın zamanında bu zamana kadar var. İslam'da, İslam dünya siyasetine karışmaz diyor. Dünya siyasetine karışır mı, karışmaz mı? Dünya siyasetine karışır. Bak, Davud Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak ne hitap ediyor? Ya Davud inna cealnake şeriaten fil ard. Şey, inna ya Davud inna cealnake halifeten fil ard. Saat suresinde ya Davud ey Davud inna cealnake şüphesiz biz seni kıldık halifeten fil ard. Yeryüzünde halife kıldık. Fahkum beynen nasi bil hakkı. İnsanlar arasında hak ile hükmet. Şeriatla hükmet. Batının kanunlarıyla hükmet demiyor. Bakın ne diyor? Fahkum bil hakkı. Hakla hükmet diyor. Şimdi Yahudilere baktığınızda Yahudiler Davud Aleyhisselam'ı severler. Onlar David diyorlar. Da David. İsmini de değiştirmişler. David. İshak'a İzak diyor. Musa'ya Moşayan. Moş diyor. Filan. Böyle isimler değiştirmişler. Zaten her şeyi değiştirmişler zalimler. Şimdi Davud Aleyhisselam'a ne diyor Cenab-ı Hak? Biz seni yeryüzünde halife kıldık. Halife. Öyleyse fahkın beynen nas. İnsanlar arasında yargı yap, hükmet, bir hak, hak ile şeriatla. Bu şeriatla. Davud Aleyhisselam'ın şeriatı Tevrat'tı. Çünkü Zebur'da ahkam yoktu. Zebur tesbihat, dua, zikir, evrattan oluşuyordu. Haram helallar Tevrat'ta var idi. Buna göre hükmet. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى arzu ve isteğine uyma فَيُضِلَّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ arzu ve isteğine uyarsan arzu ve isteğe uymak seni Allah'ın yolundan saptırır. Aynen bugünkü ümmeti saptırdığı gibi.
Bugün ümmeti saptırdığı gibi. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmalarından dolayı çok şiddetli azap var. Şimdi kandırıyorlar Müslümanları. Bu zaman diyor şeriat yaşanmaz diyor. Bu zaman da şeriat yaşanmaz diyor. Aman ya Rabbi. Devam ediyoruz. Ve ayetül Kur'an'ı, Kur'an'ın ayetleri kulluha hepsi müsteviyetün eşittir. İsteva, yestevi, istivaen. Müstevin, müsteven. Müstevini çektiğiniz zaman ismi fail, müennesi bu, müsteviyetün. Eşittir fil fazileti fazilette. Ancak diyor, illa ancak enne li bâdıha, Kur'an'ın bazı ayetleri için vardır fazilete zikri. Yani o ayetleri okumanın fazileti. Yani zikir olarak okumanın fazileti. Ve fadiletel mezkûr, zikredilenin fazileti. Mesela Allah'ın esmasından, sıfatlarından çok bahseden ayetleri okumak daha faziletlidir. Veya diyor ki işte Fatiha-i Şerife'yi okumak daha faziletlidir. Zikir olarak, zikir. Bazıları bunu kabul etmiyor. Kur'an diyor hiç ne zikir olarak okunan ayetleri. Şimdi sen İhlas-ı Şerif'i 3 defa okursan hadis-i şerif var. Kur'an'ın tamamını hatmetmiş kadar sevap alırsın. Ama Leheb suresini okursan Kur'an olarak o da Kur'an. O da Kur'an. Hepsi Allah'ın kelamı. İhlas okuduğun kadar sevap alamazsın. Fatiha Ümmül Kur'an, Ümmül Kitap, kitabın özü, anası. Onu okursan ondan aldığın sevabı diyelim ki, misal olarak söylüyorum, işte Fil suresinden alamazsın. Bazı surelerin okunması, zikri faziletli kılınmış. Faziletli kılınmış. Yoksa Kur'an ayetleri olarak hiçbirinin, yani Fatiha'nın ayetleriyle Tebbet'in ayetleri arasında Allah'ın kelamı olması açısından hiç fark yok ki. Münafıkun suresinde münafıklardan bahseden ayetlerle, Kafirun suresinde kafirlerden bahseden ayetlerle, efendim Nasır suresinde اِذَا جَاءَ نَسُرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ fark yok, hepsi Allah'ın ayetleri. Birbirine o manada üstün değil. Ama zikir açısından, zikir onların okunması açısından fazileti var. Mezkûr de zikredilen. Mislu ayetil kürsi demiş. Ayetel kürsi gibi. Ayetel kürsi niye çok sevabı var? Mesela orayı okuyun şimdi, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından bahsediyor. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum la te'huzuhu sinetun ve la nev. Yani Cenab-ı Hakk'a yakışmayan sıfatlardan Cenab-ı Hakk'ın münezzeh olduğunu ve birçok sıfatlarla muttasıf olduğunu bildiriyor. Cenab-ı Hakk'ın kudreti orada ispat ediliyor. Şimdi onun için onu okumak faziletli sayılmış. Esma-ül Husna, mesela Yasin. Yasin-i Şerif Kur'an'ın kalbi sayılmış. Okuması da faziletli. Okuması da faziletli Yasin. İkra'u surete Yasin ala mevtakum. Yasin'i ölülerinize okuyun diyor Peygamberimiz. Ölülerinize okuyun deyince bir öldükten sonra manası da var burada. Ölmek üzere olanlarınıza da okuyun manası da var. Ama bazı yine kendini bilmezler diyor ki Yasin'de okusan, Kur'an'dan başka surelerde okusan ölülere fayda etmez. Senin gibi ölülere fayda etmez. Ama hakikaten ölülere, Müslümanların ölülerine fayda eder. Okuyana da fayda eder. Oradaki ölenlere de fayda eder. He? Ama dünyadayken ruhu ölmüşlere fayda etmez. Şuuru ölmüşlere fayda etmez. Onların inancına göre sen diyor git babanın kabrinde istersen Kur'an hatmet. Hiç sevap olmaz diyor. Peygamber olur diyor. Ben peygambere mi inanacağım, sana mı inanacağım? Ben peygambere inanıyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam gidin orada sureleri okuyun, dua edin, istiğfarda bulunun diyor. Ben ona inanırım. Gitmeseniz de okusanız yine gidiyor sevap. Ama gitmek ayrı bir sünnet. Evet. Peki. Liyendel meskûra fîhâ. Dikkat edin burada. Niye ayetel kürsi meskûr itibariyle? Meskûr neydi Muhammed? Zikredilen zat. Burada zikredilen Celalullahi Teala. Allah-u Teala'nın celalı, büyüklüğü ve azametuhu. O da aynı manada. Azameti ve sıfatı, sıfatları zikrediliyor. Öyleyse feştema fîhâ. O ayetel kürsi ile toplandı. Faziletâni. İki fazilet.
Fadiletü zikri, bir okuma fazileti. Vel mezkûr, zikredilenin elde edilen fazileti. Zikredilen Allah. Allah'ın büyüklüğü anlatılıyor orada. Allah'ın sıfatları anlatılıyor orada. Mesela Hüvallahüllezî la ilahe illahu Haşr suresinin son 3 ayeti sabah namazında, akşam namazında okursanız o gün akşama kadar Allah'ın koruması altında olursunuz. Hadis-i şerif var. Manevi sigorta, manevi. Manevi sigorta. Bakın akşam namazdan sonra, sabah namazdan sonra. Akşama kadar Allah'ın koruması altındasınız. Akşamdan sabaha kadar koruması altındasınız. Fazileti var mı yok mu? Çünkü Haşr suresinin son 3 ayetinde Cenab-ı Hakk'ın esmasından bahsediliyor. Ya peki. Veli bâdıha, bazı sureler içinde vardır. Fadîletü zikri fahasbü. Sadece zikir fazileti. Yani o ayetler okumanın sevabı. Mithlu kıssatil küffar. Kafirlerin kıssası gibi. Mesela öyle ayetler, sureler var ki Firavun'dan bahsediyor. Nemrut'tan bahsediyor. Şeytandan bahsediyor. Şimdi şeytandan bahseden ayetleri okusanız sevap yok diye bir şey söylenir mi? Hepsi Allah'ın kelamı. Şeytandan bahseden ayetleri de okusanız sevap. Firavun'dan bahseden ayetleri de okusanız sevap. Ebu Leheb'den bahsedilen ayeti de okusanız sevap. Namazda da sure oluyor. Ama orada sadece zikir sevabı var. Kur'an'ı okuma sevabı. Ve leyse fiha, orada olmadı lil mezkûri, zikredilenler için fadiletün, mezkûrun sıfatları olmadığı için o sevap yoktur diyor. Ve hüve, bu ayetel kürsi eftalü min sairil esma, yani ve hüve o lafzayı celal, lafzayı, hüve zamiri var ya, oraya Allah lafzı diyeyim. Ve hüve o lafzayı celal, Allah lafzı eftalü, daha üstündür min sairil esma, diğer esmadan, diğer isimlerden. Anladınız mı? Leennehu ismü zatihi, çünkü Allah ismi, Allah'ın bizzat özel ismidir, alemdir, alem. Özel isim. Haşa, Allah'ın bazı isimleri kullara da verilebilir. Tamam mı? Vehhab, Vehhab diyorlar ya Türkçe'de. Verilebilir. Aziz, verilebilir. Halim, verilebilir. Halim, verilebilir. Misal. Ama Allah ismi kimseye verilmez. Rahman ismi kimseye verilmez. Abdurrahman denilir ama Rahman denilmez. Allah ismi hiçbir kula verilmez. Allah'ın özel ismidir. Bir de Allah'ın özel ismi, daha önceden de söyledim size. Mesela Allah kelimesi Celle Celaluhu zikredildiği zaman Celle Celaluhu denilecek. Şimdi Allah isminin Celle Celaluhu elifini kaldırın, lillah. Allah'ı ifade ediyor. Lillah'ın lamını kaldırın, lehu. Allah'ı ifade ediyor. Lehu'nun lamını kaldırın, hu, hüve demek. O demek. O da Allah'ı ifade ediyor. Her harfi Allah'ı ifade ediyor. Şimdi Allah'ın yerine kullanılan uydurma kelimeler var. Haşa. Tanrı. Hadi Tanrı kelimesinin tersini kaldırın. Anrı. Ayı kaldırın. Sessiz harf okunmaz. Okunmaz. O zaman öyleyse Tanrı kelimesini Allah'ın yerine kullanmak doğru değil. Ha, kullanılır diyen alimler olmuş. Yani bizim Osmanlı ulemasından da olmuş. Bir de daha önce söyledim ya, mesela Farsça'da Yezdan, Allah demek. Farsça'da Huda, Allah demek. Ama esas Allah lafzını yerine tutmaz bunlar. Kullanılmış ya da başka dillerde Allah'ın yerine başka kelimeler kullanılmış. Ama Allah Celle Celaluhu, o Allah'ın özel ismidir. Peki, لِاَنَّ هُسْمُ ذَاتِهِ dedi ya, burada bak, o zatının ismidir, özel ismidir. Ve müstecmi'u sıfatihi. Allah'ın bütün sıfatlarını toplayıcıdır. Allah'ı demek ne demek biliyor musun? Ma'budun bil hak demek. Gerçekten ibadet edilmeye layık ve müstahak demek. Sıkla geldi mi? Tamam. Evet, dersimiz burada kalacak bugün. Aslında konu çok derin olduğu için biraz teferruata giriyoruz. Ama inşallah İlerleyecek. Gelecek dersimizde el imanu bil melaiketi ve rusul. Orayı göreceğiz inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin.